Başlarken de söylemiştik, kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı soykırım açıklamasına ilişkin ilk değerlendirmesini kısa bir süre önce yaptı Erdoğan. Önce o açıklamayı bir getirelim ekrana, ardından ATV Ankara Haber Müdürü Salim Salimoğlu ile beraber satır aralarını konuşacağız ki açıklamalar devam ediyor. Önce o sesi dinleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 24 Nisan günü yayınladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Açıklamadaki ifadelere radikal Ermeni çerelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Ancak bu durum ortaya çıkan tablonun iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce kurdu bu cümleleri. Mesnetsiz, hadsiz bir ifade dedi. Salim Salimoğlu'na döneceğimizi söylemiştik. Salim, açıklama devam ediyor bu arada. Onu da biliyoruz. Gözümüz kulağımızda bir taraftan orada. Çünkü pandemiyle ilgili, salgınla ilgili de acaba kapanma gelecek mi sorusunun cevabını birazdan alacağız. Başka neler söyledi Cumhurbaşkanı? Sana bırakayım sözü. Yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısının iki önemli başlığından biriydi aslında az önce dinlediğimiz sesler Cem Üretir. O seslere ilişkin birkaç tane de ben ek yapmak isteyeceğim şimdi ama ikinci başlıkta senin dediğin gibi pandemiyle mücadelede bundan sonra atılacak adımlar neler? Bu konuyla ilgili de şu an bana iletilmiş bir bilgi var, onu da aktaracağım. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları devam ettiği süre, bunu da belirtelim. Henüz oradan gelen, yani Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkmadığı için belki de erken söylemekte yanlış olabilir ama onu da bitirmeden önce aktaracağım. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öncelikli olarak Biden'a yönelik tepkilerine bakacak olursak millet olarak dedi, biz acılarımızı yarıştırmıyoruz, acılarımızı istismar malzemesi haline getirmiyoruz dedi. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü acılarımızı yarıştırmaya kalkarsak onlar insan içine çıkamazlar ama bizim alnımız ak, bizim vicdanımız rahat dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden gibi de öyle belgesiz bilgisiz konuşmuyorum dedi. Belgelerle konuşuyorum dedi. Uzunca bir süre 1915 olaylarıyla ilgili süreci anlattı. Hala da anlatmaya devam ediyor. Burada konuşmanın devamında bizim yine merakla beklediğimiz bir konu daha var. Amerika Birleşik Devletleri'ne ne tür bir tepki verilecek? Yani şu an itibariyle tamam, yani siyasetin tepesinden, zirvesinden itibaren iktidarıyla, muhalefetiyle, sadece HDP dışında onu ayrı tutmak lazım. HDP dışında siyasetin tepkisini zaten aldık bugüne kadar ama bundan sonra bir de devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ne tür tepki gösterecek? Onu da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu dakikada ilerleyen açıklamaları süresince öğrenmiş olacağız. Gelelim ikinci başlığa. Pandemiyle ilgili dedik, merakla bekliyoruz dedik. Pandemi sürecinde atılacak adımlar neler? Vaka sayılarında aslında bir düşüş bir süredir yaşanıyor ama bu düşüş yeterli mi değil mi tartışmaları vardı. Bana gelen bilgi bu hafta Perşembe gününden itibaren yani ay sonuna doğru bayramın sonuna kadar bir kapanma yaşanacağı yönünde, üretim ve tedarik sürecini aksatmayacak şekilde. Yani yine marketler açık olacak. Yine örneğin fırınlar açık olacak. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz sene Mart ayında 11 Mart'tan sonra bir tam kapanma yaşamıştık. İlk vakanın Türkiye'ye girişinden itibaren. İşte yine aynı şekilde bir tam kapanmadan bahsedebiliriz. Yoksa öyle Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi bir tam kapanma şekli değil tabii ki. Yani ilk pandemi Türkiye'de başladığı andan itibaren yaşadığımız gibi bir tam kapanma sürecini bayram sonuna kadar yaşayabiliriz. Ama bir kez daha altını çiziyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından henüz bu cümle çıkmadı. Evet, bu kabine zaten toplantısından gelen bilgi bu yönde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son noktayı koymasını bekliyoruz. Önemli olan onun ağzından bu cümleyi duymak tabii ki. Evet, o cümleyi duyduktan sonra zaten yayında muhtemelen biz de tekrar edeceğiz. Şimdilik teşekkürler Salim.